arkadaşlar, ben Tarif Dünyama hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün katmer poğaça yaptık. Bir tane şöyle göstereyim. Evet, çıtırlığını duyuyorsunuz. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Bütün püf noktalarıyla arkadaşlar kanalımda mevcut, videomu izleyebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Katmer poğaça hazırlıyoruz. Katmer poğaçamız için bir su bardağı ılık suyum var. Burada da 2 su bardağı ılık sütüm var. Bir paket kuru maya. Dilerseniz yaş maya da katabilirsiniz. Bir buçuk tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı şeker yapıyor. Bir tatlı kaşığı da tuz. Birazcık karıştıralım. İki yumurta akı hamuruna sarısını da üstleri için ayırdım. Bir çay bardağı tam dolu değil, sıvı yağımız var. Unumuzu verelim. Arkadaşlar, unu her zaman kontrollü veriyoruz. Tam ölçüsünü açıklama kısmında belirteceğim. Bazen yumurtaların büyüklüğü un ölçüsünü etkiliyor. Güzel bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Yumuşak olacak. Evet, bu kıvam iyi, gayet güzel oldu. Şimdi bunu 15 dakika mayalamaya bırakıyorum. Evet, 15 dakika hamurumuzu dinlendirdik, maya bıraktık. Biraz havasını alalım. Ekşi kokmasın hamurumuz. Bezeleri hazırlıyoruz şimdi. Eşit şekilde hepsini hazırlayalım. Bezelerimizi açıyoruz arkadaşlar. Ben nişastayla açıyorum. Şöyle. Ara katlarına sürmek için 150 gram margarinim var. 50 gram kadar da tereyağı kattım. Şimdi bunları bir karıştırayım. Tereyağı çok güzel yakışıyor katmer poğaçaya. Tabi çok pahalı olduğu için ikisini birleştirip kullanacağız. Ara katlarını yağlıyoruz arkadaşlar böyle. O da yumuşaklığında margarinimiz ve tereyağımız.
Toplamda 9 kat yapacağız. Dokuz katımız tamam. Şimdi bunu dolaba bırakacağım. Öbür katını açana kadar, bezeleri hazırlayana kadar bu bekleyecek. Biraz dolapta dinlendirdiğimiz yufkamızı açalım şimdi. Şimdi bunları bölelim. Evet, 15 dakika tepsi mayası için dinlendirmeye alıyorum. Yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Karıştırıp üstüne sürüyoruz. Üzerine susam ve çörek otu septik. 200 derece ısınmış fırında, fanlı, fansız hiç fark etmez arkadaşlar. 20-25 dakika yakın pişecek.